Sevgili bahis severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 11 Aralık Salı Şampiyonlar Ligi bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle kusura bakmayın, özür diliyoruz arkadaşlar, geç kaldık. Malumunuz biz yönetmenimizle birlikte yapıyoruz bu işi ve birimizden birinin işi olunca maalesef geç kalabiliyoruz. Durun ileri almayın, zaten hemen hızlı hızlı anlatacağım, 10 dakikada bitecek video. Tercihlerimizi acizane söyleyelim, karnemizi de bir sonraki videomuzda veririz. Öncelikle bunu hızlı bir şekilde çekip sizlere vermek ilk amacımız. 401 kodlu mücadele, bakın tanıtım videosunu bile söylemiyorum, yönetmenim şu anda yukarıdan paylaşıyordur, onu mutlaka izleyin bile demiyorum yani. 401 kodlu mücadele Galatasaray Porto'yu ağırlayacak kendi evinde. Çok fazla laf söylemeye gerek yok. Bu mücadelede Galatasaray'ın mutlak galip gelmesi gerekiyor UEFA Ligi'ne gidebilmesi için. Porto rahat zaten ligden çıkmayı garantilemiş durumda. Tabii ki Galatasaray burada galibiyeti hedefleyecektir mutlaka. Eğer galip gelemezse, arkadan Lokomotiv Moskova Schalke'yi yenecek olursa zaten Avrupa'ya da gidemeyecek Galatasaray. Bunun için mutlaka canla başla savaşacaktır diye düşünüyorum. Serdar Aziz, Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş dışında eksik yok. Galatasaray'da, Porto'da Eder Militao maç kadrosuna alınmadı. Otavio yine maç kadrosuna alınmayan isimlerden biri. Jesus korona sarı kart cezalısı. Abubakar'ın zaten sakatlığını biliyoruz. Porto yine de güçlü Porto. Her ne kadar 3-4 oyuncusundan yoksun olsa da ve Galatasaray'ın defansif zaaflarını düşünecek olursak mutlaka Galatasaray'ın burada gol yiyeceğinden şüphemiz yoktur diye düşünüyorum. Ama gol de atacaktır diye düşünüyorum ben bu sefer. Çünkü ilk maçı da hatırlarsak bol bol pozisyon vermişti Porto takımı ve Galatasaray pozisyonları değerlendirememişti. Bu sefer kendi sahasında değerlendirecektir. Karşılaşmanın sağlam bahsi, karşılıklı gol var olacaktır. 1.35 orandan güvendiğim bir mücadeledir. Onun dışında taraf bahsine girmekte sakınca görüyorum. Yani taraf bahsinden kaçmakta fayda var. Galatasaray da yenebilir. Şaşırmam, yenilebilir de, ona da şaşırmam ama goller sağlam görünüyor. Yurt dışındaki arkadaşlarımız için önerim ise 1.28 civarı, 1.30 civarı herhalde oranı vardır diye düşündüğüm Porto 0.5 gol üste girebilirler diye düşünüyorum. Porto'nun bir golü kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 402 kodlu mücadele. Schalke Lokomotiv Moskova. Herkesin bu mücadeleye tahmin yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü tahmini gerçekten zor bir mücadele. Biliyorsunuz bir önceki mücadelede birbirlerine Twitter yoluyla cilveleştiler diyelim biz ona. Birbirlerine böyle gönderme yaptılar. İşte siz biliyorsunuz işinizi, siz de üstünüze düşeni yaparsınız filan falan. Bu neden kaynaklanıyor? Hani Schalke zaten garantiledi. Hani bize de yatarsınız, biz size bir yenelim de hani Galatasaray'ı saf dışı bırakalım. Oldu öyle, öyle olmuyor işte o işler orada. Schalke kendi evinde mutlaka burada, çünkü ciddi paralar dönüyor arkadaşlar. Burada alacağı bir beraberlik bile iyi para. Hatta galibiyet müthiş bir para. Geziler çıkarsın abi. Aynen aynen. Zaten Moskova bir yense kesin şike var diyecekler. Schalke yattı maça diyecekler. Çünkü Schalke'de eksikler de var. Baktığımız zaman forvette ileri uç oyuncularından Embola, Burgstaller gibi, Marbut gibi, Konoplyanka şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Moskova'da burada mutlaka gol bulmak isteyecektir tabii ki. Onlarda da önemli defans oyuncularından Çorluka sarı kart cezalısı görünüyor. Dediğim gibi mutlaka galibiyete ihtiyacı var. Skorların durumuna göre beraberliğin de yetebileceği bir durum olabilir Lokomotiv Moskova'ya. Ama bu mücadelede bence Schalke'de en azından söylentilere mahal vermemek adına normal topunu oynayacaktır. Ben sanmıyorum ki Schalke sahasında beklesin. Gel Moskova, gel koçum, sağlı sollu bindir, ben savunayım, nasıl olsa arada bir tane atarsın. Yok öyle bir şey. Aldı topu, kapacak gidecek arkadaş. Kim oynarsa oynasın yani. Ben de oynasam orada gitmek isterim. Yedek 18 yaşında bir çocuk da oynasa alacak gidecek. O yüzden Moskova'nın da potansiyeli belli. Ben bu mücadelede çok fazla gol olacağını düşünmüyorum açıkçası. Genelde oyun ortada geçecektir diye düşünüyorum. Tabii ki iki takım da birbirine langur lungur saldırmayacaktır. Schalke kazanırsa da evet, kısır bir mücadele bekliyorum. Kazanırsa bile şaşırmam ama mücadelenin sağlam tercihi bana göre alt olacaktır diye düşünüyorum. Bu mücadelede 3 gol çıkacağını sanmıyorum ben. Bir diğer tercihimiz güvenmeyenler. Karşılıklı gol var. Yazabiliriz oraya. Çünkü Moskova'nın da dediğim gibi bastırırken mutlaka gol bulacağını düşünüyorum. Schalke defansı açık veren bir defans. Ve Schalke'de çıktığı zaman mutlaka bir tane gol bulacaktır diye düşünüyorum ben. Karşılaşmanın açıkçası 1-1 biteceğini düşünüyorum ben. İlk yarıda çok fazla gol beklemiyorum. O yüzden yurt dışındaki arkadaşlarımıza tavsiyem güzel oranıyla ilk yarı 1.5 alt olacaktır bu mücadelede. Ama bizdeki arkadaşlara tavsiyem dediğim gibi karşılıklı gol var ve 2.5 alt değerlendirilebilir. Ama çok güvendiğim bir maç değil tabii ki. Çünkü mümkün mertebe Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde amacı olan maçlara yönelim arkadaşlar. Naçizane tavsiyem budur. Çünkü amaçsız olan maçlar, amaçsızsa takımlardan biri, her an her skor çıkabilir.
Bir sonraki maçımız 412 kodlu mücadele. 23'te oynanacak bu mücadele. Barcelona kendi evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Bu mücadeleyle ilgili neler söyleyebiliriz? Baktığımız zaman Barcelona yine dolu düzgün yoluna devam etti ve liderliği garantileyerek şu anda gruptan çıkıyor. Ama alt tarafta Tottenham ve Inter ikincilik için yarışıyor. Inter'in PSV'yi yeneceğini düşünecek olursak, varsayarsak Tottenham'ın burada mutlaka puan veya puanlar alması gerekiyor. Hatta puan bile alması yetmeyebilir. İlk mücadeleyi de hatırlıyorsunuzdur, oldukça güzel oynamıştı yine Barcelona'da. Tottenham'da 4-2 yenilmişti ama bakalım şöyle bir Barcelona'nın uzun yıllardır ihtiyacı olmadığı zamanlarda Avrupa'da kısmi de olsa rotasyona gittiğini biliyoruz. Yine bu tarz birkaç oyuncudan oluşan bir rotasyon olacaktır diye düşünüyorum. Tottenham'da da yine Davinson Sanchez'in ve Trippier'in sakatlığı devam etmekte. Varını yoğunu ortaya koruyacaktır. Tottenham burada yine mutlaka galip gelmek isteyecektir ama Barcelona'nın sahasında tabii bunu başarmak çok zor. Ama biz ne yapabiliriz? Karşılaşmanın bence sağlam bahsi üst olacaktır 1.35 orandan. Çünkü yine tempolu, güzel, zevkli bir mücadele bekliyorum. Barcelona'nın da goller atacağı, Tottenham'ın da karşılık vereceği bir mücadele bekliyorum. Taraf bahsine girmektense üst tercihi 1.35 gibi güzel bir orandan kazandıracaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol vara girecek olanlara da sözüm yok. Çünkü o da olacaktır. Yani Tottenham'ın da katkılarıyla üst olacaktır. Barcelona'nın tek başına 3-4-0 yeneceğini sanmıyorum. Tottenham da gollere katkı verecektir. Yurt dışındaki arkadaşlar için tavsiyem ise 1.5 üst, azdır oranı belki 1.15-1.16 gibi ama sağlamdır diye düşünüyorum. 1.5 üst gelecektir onlara göre. Bizde de 2.5 üst gelecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 413 kodlu mücadele. Kulüp Brugge kendi evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. Bu mücadelede yine kazanması gereken bir Atletico Madrid takımı var. Kulüp Brugge'un ligde herhangi bir, yani bu grupta herhangi bir iddiası kalmadığını görüyoruz. Hemen şöyle bir durumlarına baktığımız zaman Simeone böyle tarz, bu tarz o futbolu bu tarz durumlarda oyuncularına gerekeni veriyor, motivasyonu sağlıyor, taktiğini veriyor. Zaten Atletico Madrid'de yapması gerekeni yapıyor. Bu mücadelede ben herhangi bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Atletico Madrid'in ilk maçta olduğu gibi yine Kulüp Brugge'yi yenmesini bekliyorum. Yapacak bir şey yok, çok direndim, boş boş. Atletico Madrid'in grup liderliğini sağlama alabilmesi için galip gelmesi gerekiyor buradan. Keza Dortmund'da Monaco ile oynayacak. Kulüp Brugge'un zaten dediğim gibi inişi çıkışı herhangi bir amacı yok. Avrupa Ligi'ni garantilemiş durumda şu anda. Çünkü Monaco ile puan farkı 4. İkinci olma şansı da yok. İlk maçta dediğim gibi Atletico Madrid 3-1 yendiği gibi burada da zor da olsa galip gelecektir. Kulüp Brugge'de zaten eksikler var defansında ve orta sahasında, iki önemli eksik. Forvetlerinde de iki tane sakatı var. Zaten ligde de çok iyi gitmediklerini söyleyelim. Atletico Madrid'de de Savic, Hernandez ve Juanfran defanstan bu isimlerin sakat veya kırmızı kart cezalısı olduğunu söyleyelim. Bu mücadeleyle ilgili tercihim benim Atletico Madrid galibiyeti olacaktır. Oranı 1.45, zorlansa da kazanacaktır ama yurt dışındaki arkadaşlar için tavsiyem yine oran ne kadar düşük de olsa 1.12, 1.13, 1.14 gibi olabilir ama sağlam tercih arayanlara en azından 0-2 çifte şansla sağlama alabiliriz diye düşünüyorum. Ya da Atletico Madrid'in bir golüne girebiliriz diye düşünüyorum. O da 1.18, 1.20 civarı vardır diye düşünüyorum. Bizdeki tavsiyem ise dediğim gibi Atletico Madrid galibiyeti olacaktır. Onun dışında ben Atletico Madrid'e güvenmiyorum. Herhangi bir sürpriz çıkar diye düşünüyorsanız arkadaşlar gidin o zaman 2-3 gol tavsiye edeyim ben buna. Çünkü Atletico Madrid 2-0, 3-0 gibi yenebilir diye düşünüyorum. O da ayrı parantez arasında belirteyim yani. Bir sonraki maçımız 414 kodlu mücadele. Inter kendi evinde PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Bu mücadelede de Inter'in mutlaka kazanması gereken bir mücadele. PSV Eindhoven'ın grupta iddiası yok. Son sırada 1 puanla. Inter kazanır da Tottenham kaybederse ikinci olarak yine devam edecek yoluna Inter takımı. İlk mücadelede hatırlarsınız PSV'nin sahasında 2-1 kazanmıştı. Inter zaten gayet de güzel giden bir performansı var. Kendi evinde özellikle çok etkili. En son Juventus her ne kadar yenilmiş olsalar da PSV'de kendi liginde yine gayet iyi gidiyor. Bakalım şöyle, orta sahadan Angolan şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Onun dışında orta sahada Vecinho'nun bir sakatlığı var Inter'de. PSV'de önemli bir şey var mı? Defanstan önemli bir oyuncusu kadroda görünmüyor. Ben bu mücadelede yine zevkli, tempolu bir mücadele bekliyorum ama sonunda Inter'in galip geleceğini düşünüyorum. Sağlamcılar 1.20 oran yeter diyorlarsa Inter galibiyeti oynanabilir. Onun dışında arkadaşlar 1.30 gibi üstten
düşük orandan üst tercih yapacağımıza Inter'in ben kolay kolay gol yiyeceğini düşünmüyorum. 2-0 ya da yese bile 2-1 alacağını düşündüğüm için 2-3 gol denemesi yapılabilir yüksek orandan diye düşünüyorum. Alternatif kuponlarımız için 1.95 orandan. Dediğim gibi ya 2-0 kazanacaktır gol yemeden ya da yese bile 2-1 kazanacaktır. Sağlam tercih 1. İlk tercihimiz o, bir kenarda dursun. Onun dışında 2-3 gol alternatif kupon için 1.95 orandan, sistem kuponları için ya da değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Bir sonraki maçımız 415 kodlu mücadele. Liverpool kendi evinde Napoli'yi ağırlayacak. Gecenin belki de en güzel, en zevkli geçmeye aday mücadelesi ve çok kritik bir mücadele. Ölüm grubu diye adlandırdığımız bu grupta Paris Saint Germain'in Kızıl Yıldız'ı yenip yeneceğini düşünürsek burada Liverpool ve Napoli grup ikinciliği için yarışacaklarını söyleyebiliriz. Hatta Napoli galip gelirse grup birinciliği garanti olacak. İlk mücadelede izleyenleriniz vardır, yoksa bile özetini mutlaka izleyin. Liverpool kaleye şut bile doğru düzgün çekememişti Napoli'nin evinde ve 1-0 yenilmişti. Liverpool tabii kendi evinde etkili. Burada Klopp ve Carlo Ancelotti'nin savaşını göreceğiz. Burada bir taktik savaşı göreceğiz ya belki de. Bakalım Liverpool'un defansında Josep Gomez sakat görünmekte. Napoli'de iki takımda da önemli fakat cezalı yok diyelim. Bu mücadelede ben yine ilk yarıdan Liverpool'un baskı kuracağını düşünüyorum. Kendi evinde seyircisinin de desteğiyle ama Napoli'nin de güzel savunma yaparak kontralarla etkili olabileceğini düşünüyorum. Karşılaşmanın bir kere bana göre sağlam baskı karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. 1.35 orandan. Çünkü Liverpool zaten gol bulacağı gibi Napoli de tehlikeli ileri uç oyuncularıyla mutlaka bir gol bulacaktır. Birbirini bir sağlam görüyorum. Ondan sonrası için bir şey diyemiyorum. Herkes çünkü burada Liverpool'a kendi evinde güvenip yüklenecektir diye düşünüyorum. Ben de evet bir Liverpool seven bir yani insanım. Liverpool'u severim. İngiltere'de tuttuğum bir takımdır. Kulübü de severim ama Napoli'nin bu seneki oyunu çok hoşuma gidiyor. Burada belki ilk maçta da oynadıkları gibi güzel defans yapıp açık vermeden kontralara çıkabilirlerse yene de bilirler, berabere de kalabilirler. Burada bir beraberliği de kurtarabilirler ki işlerine geliyor beraberlik. O yüzden sürprizden kaçmak için karşılıklı gol var. Sağlam tercih olarak görüyorum ben. Belki sürpriz kuponlarında benim gibi düşünenler 1-0-2 çifte şansı 1.95 orandan değerlendirilebilirler diye düşünüyorum nacizane. Onun dışında yurt dışındaki arkadaşlara önerim ise yine sağlam 1.5 üst sağlam olacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışındaki arkadaşlar sağlam kuponlarını da tercih edebilirler. Bir sonraki maçımız 416 kodlu mücadele. Monaco kendi evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Monaco bildiğimiz Monaco ama yavaş yavaş toparlanmaya başladı ama sakatları çok fazla maalesef. En son Amiens'i 2-0 yenmişlerdi. Bu mücadelede evet şansları yok ama dediğim gibi o kadar çok ki liste şu an okumaya gerek yok yani çok fazla. Şöyle bir baktığımız zaman 14 tane sakatı görünüyor. Dortmund'da da yine defansta iki önemli isim. Orta sahada Alex Witsel olsun, Delaney olsun. Sakatlıklar var. Marco Reus bile sakat, oynamayacak forvetlerden ve Sancho izinli. Yani iki takımda da sakatlar, cezalar çok fazla arkadaşlar. Ama Dortmund'un mutlaka yenmesi gereken bir mücadele. Monaco'nun da hiçbir şeyi kalmadığı için, iddiası olmadığı için yerlerine oynayacak oyuncular, sakatların yerlerine oynayacak oyuncular da mutlaka kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Ben zevkli, tempolu, eğer bol bol pozisyona girip goller kaçırmazlarsa gollü bir maç bekliyorum açıkçası bu mücadeleden. Ben 1.40 gibi bir orandan üst sağlam kuponlar için tercih edilebilir. 2.5 üst. Onun dışında Dortmund'un zor da olsa galip geleceğini düşünüyorum ben 1-2, 1-3 gibi. O yüzden yurt dışındaki arkadaşlara önerim ise yine 1.5 üst olacaktır. Sağlam görünüyor bana göre. Gecenin son mücadelesi 417 kodlu mücadele. Kızıl Yıldız kendi evinde Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Tabi bu mücadelede 1.05 gibi bir oran vermişler. Paris Saint Germain'e bu orandan Paris Saint Germain'e oynamaktansa ben Kızıl Yıldız'ın kendi evinde kendi taraftarı önünde etkili bir taraftar grubu var. Bir şekilde zaten şöyle de bir şey var Kızıldız'ın bu grupta, eğer mesela Kızıldız yendiğini düşünelim, bir sürpriz yaptığını düşünelim, Liverpool'da yenilirse onların bile hala çıkma şansı var, UEFA'ya gitme şansı var en azından. Olsun, sonuçta bir motivasyon kaynağıdır. Kendi evinde Paris Saint Germain'e karşı vitrin maçı, deplasmanda bile bir gol attılar sonuçta. Kendi evinde etkili olabiliyorlar, o yüzden skora katkısı olabilir diye düşünüyorum. En son baktığımızda sakat cezalı durumunda Paris Saint Germain'de önemli bir şey yoktu ama Neymar'ın bir şüpheli olduğunu söyleyelim ama oynayacak büyük ihtimalle herhalde. Üst tercihi, lafı fazla uzatmayalım, 1.30 orandan üst tercihi kazandıracaktır. Burada da yine Kızıl Yıldız gol atamasa bile Paris Saint Germain tek başına yapabilir ama Kızıl Yıldız da gollere katkı yaparsa
3-1, 4-1 gibi bir skor beklentim olduğu için sürpriz kuponlarda yine 4-6 denemesi yapabileceğimiz maçlardan biri 2-15 oranıyla diye düşünüyorum. Yurt dışındaki arkadaşlara önerimse Paris Saint Germain'in direkt kendisine 1.5 üst girmeleridir diye tavsiyede bulunacağım. Sizler için naçizane bugünkü maçları yorumlamaya çalıştık. Dediğim gibi geç kaldığımız için kusura bakmayın. Buraya kadar bir like yapmadıysanız hala bir like yaparsanız sevinirim ve şurada birazdan resmimin olduğu yuvarlak buton çıkacak. Oraya basarak bizleri abone olarak takip ederseniz, bir de zil işaretine basarsanız video yüklendikçe bildirim gelmiş olur sizlere de. Hepinize yapacağınız kuponlarda bol şanslar diliyorum. Çarşamba videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.